Şimdi bu oyun bildiğiniz bir gölgenin hikayesi ya. Şöyle bir oyna diyelim. Birden başlayalım. Ben çok az ilerletmiştim ama sıfırdan başlayalım ya. Kameranın yeri ters olursa değiştiriz. Tuncay abinin mi yani diye bir espri geldi Muhammed'den. Allah Tuncay. Evet. Koli taşıyan bir abimiz var. Ben adam değilim bu arada. Ben o şeyim bakın. Bak oradaki gölgeyim. Bak çıktı. Ya şimdi var ya her cümleyi de yanlış anlamaya başladık bugün ha. Allah'ım ya Rabbi bugün niye böyle başladık ya? Şimdi oyunun genel mantığı şu. Gölgelerden gölgelerden bir yere varıyoruz. Nereye vardığımızı bilmiyorum ama genel mantık bak hop buradan buraya. Ulan şurayı tutturamadık ya. Tamam. Buraya. Mesela zıpladım. Çok beklersen geri alıyor. Ha, genel böyle tatlı bir mekaniği var. Bu az önce bizim düştüğümüz adam değil mi ya? Bu bizim kolici işte ya. Tamam, buradan buraya, buradan buraya. Burayı biliyorum. Q ile dön diyordu. Şimdi buraları oynamadım. Bayağı bakmışım oynan diyeceğim. Şimdi benim anladığım o kaçan adamdan bağlıydık biz en başta. Onu tekrar yakalamamız mı lazım? Ben ona yorumladım. Şimdi bak şuradan şuraya, şuradan ağacın gölgesine. F hedefi gör. F eğitici gibi aslında. Bir sonraki gideceğimiz yeri gösteriyor. Tamam. E ben buraya gitsem ne var? Bak orada biri var. Tamam. Hedefe doğru gidelim bakayım ya. Bisikletin gölgesi. Tabela. Araba. Ulan bak her gölgenin bir canlılığı var. Bak bunda da var. Burada da var. Tamam. Buradan aşağı mı ilerim acaba? Sanki ilerim ama bir aşağıyı merak ettim ya. Aşağıdan gitsek ne var? Eyvah. Buraya yetişmiyor. Bak yoldan gidenlere zıplayabilirim. Aha. Güzel. Bak şimdi işler biraz renklenmeye başladı. Şimdi işler biraz değişti. Şuradan biri gelecek, oradan tabelaya atlayacağım. Hadi oğlum. İşte bu. Tamam. E buraya geldik de biz niye buraya geldik? Tamam. Tamam. Hedef şurası yine bisikletler. Ah! Ha, şöyle gideriz ha. Böyle. Bak orada da bir tane gölge var. Tamam. Sonraki hedef motosikletle Mehteranlar amaç ne? Valla çözmeye çalışıyoruz bakayım. Benim anladığım biz bir tane
bir adamın gölgesiydik, parçasıydık. Adam ayağa takılınca oradan düştük, ayrıldık yani. Onu tekrar bulmaya çalışıyoruz sanki. Ben öyle anladım. Buradan böyle. Tamam. Motosikletle. Güzel. Aa, bu. Bak, bizim adam bu bak, mor. Onu yakalamaya çalışıyoruz. Ya beni kandırdı kadın ya. İleri koşuyor sandım ya. Tamam, sıkıntı yok. Şuradan döneceğiz. Tamam. Şuraya gideceğiz bak, aşağıya. Çocuklar parkta, parka gideceğiz. Çocukların olduğu yere. Tamam. Buradan koşsun bir daha. Ne güzel eğleniyorlar lan. Okul çantası. Sonraki hedef burası. Oyun puzzle'a dönmeye başladı, ben size söyleyeyim. Oyun biraz puzzle'a döndü. Tamam, şimdi şu adamla. Bu buradan gelip dönerek mi gidiyor acaba ya? Şunu bir takip edelim bakayım, bu nereye gidiyor? Bu bana sanki bayağı etrafta dönecek gibi geldi. Bu nereye götürüyor bizi ya? Olmadı. He, Allah'ım, buradan zıplayacağız ya. Tamam, buradan zıplayacağız. Tamam, kızın oraya gidiyoruz. Çöp kovası. Tamam. Tamam, bu bak, bu materyallerin mantığı şu. Şimdi anladım. Bunları alınca böyle şey açılıyor gibi. Haritada bir yere gidemezsin ya hikayeli oyunlarda. Bak, oraya gidecek yolu açtı bize. Gölgelik geldi oraya. Eyvah. Şimdi buradan kaza. Buradan şöyle, Allah. Adamı bekleyeceğiz. Bu adam burada işe yarayacak. Buradan buraya. Buradan şuraya. Kitap okuyan kadın. Aa, kuşların gölgesi. Güzel. Bak, bunun gölgesiyle de şeyi terk ettik. Otobüse bindi. Amaç cidden biraz yanlış gibi. Ne, siz ne anladınız? Çok da önemli değil, değil mi zaten ya? Oyunun fiziği enteresan. Fiziğini bir inceleyelim istedim. Mantığı acayip yani, gölgelerden. Biz bak, mor adamı hala takip ediyoruz ya. Durağa gideceğiz. Tamam. Bir otobüs gölgesi, aynen. Bitirdik oyunu. Oyun bitti. Evet, tek attık oyuna.
Ama bence amacı doğru anladık ya. Yani bir gölgenin dramatik hikayesi tam sürümünde öyle olacak gibi. Puzzle, gölgenin sahibini bulma arayışı.